Sevgili Kırklareliler, bugün size geçici hayvan bakım evimizden, yani kısaca barınağımızdan sesleniyorum. Bu barınağı bildiğiniz gibi biz göreve geldikten sonra baştan sona yeniledik. Hayvan barındırma ve tedavi kapasitemizi artırdık. Buranın adı da geçici ibaresi var. Çünkü öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre belediye olarak biz sokaktaki canlıları almak, bakımını yapmak, tedavi ihtiyacı varsa onu tamamlamak, sonrasında da çipini takıp aldığımız noktaya bırakmakla mükellefiz. Yani bu nedenle hiçbir sokak hayvanını alıkoyma yetkisine sahip değiliz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Sokak hayvanları sorunu sadece Kırklareli olarak bizim değil, hemen hemen tüm Türkiye'nin yaşadığı bir sorun. Kırklarelimizin ise farklı bir problemi var. Bu konuda da bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kentimize yakın köylerde ve beldelerde hayvanları doğum yapan hemşerilerimiz maalesef ama maalesef ki bu hayvanların yavrularını getirip bizim il merkezimize terk ediyorlar. Çünkü neden? Nasılsa burada belediyenin tesisi var. Nasılsa burada hayvanseverler var. Nasılsa burada Kadir Şinas, Kırklareli esnafı var. Ve bu köpeklere bakarlar diye düşünüyorlar. İşte bu şekilde kent merkezimize bırakılan ve köy ortamında doğan ve belli olgunluğa ulaşan hayvan yavruları şehir hayatına adapte olmakta güçlük çekiyorlar ve agresifleşiyorlar. Peki biz bu durum karşısında ne yapıyoruz ve ne yapacağız? Son zamanlarda aşırı artış gösteren bu konu karşısında biz iki farklı metot ile mücadele edip halkımızın ve çocuklarımızın sokaktaki güvenli dolaşımını sağlamaya çalışıyoruz. Birincisi, işte şu anda içinde bulunduğumuz barınağımızda hayvanlarımızı kısırlaştırıyoruz. Bu ameliyat neticesinde hayvanlarımızın üreme dürtülerini törpüleyerek bir nebze olsun sakinleşmelerini sağlıyoruz. Bu konuda hakkını teslim etmeliyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katkılarıyla kurumumuza hem malzeme yardımı geliyor hem de bizim veterinerlerimize ek olarak haftada bir gün buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli veterinerler gelerek kısırlaştırma operasyonunda kapasitemizi artırıp günde en az 30 sokak hayvanını kısırlaştırmamıza destek oluyorlar. Bakın değerli hemşerilerim, önemli bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arkamızda gördüğünüz bizim konuklarımız kısırlaştırıldı. Şimdi nekahat döneminin bitmesini bekliyorlar. O dönem bittikten sonra bu canlarımızı aldığımız yere bırakacağız. Gördüğünüz gibi bakın hiçbirinde bir saldırganlık eğilimi yok. Hiçbiri havlamıyor ve hepsi barış içerisinde yan yana yaşamasını biliyorlar. İşte bizim hedefimiz canlarımızla insanlarımızla yan yana huzur ve barış içerisinde yaşayan bir Kırklareli oluşturmak. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bunun için ve bunu başaracağız. Yani sevgili Kırklareliler, sizlere şunu söylemek istiyorum. Gelecek 5 yılda iki önemli hareketle sokak hayvanlarının şehir yaşamını olumsuz etkilemesinin önüne geçeceğiz. 1. Şehir dışından gelen araçların ve hemşerilerimizin kent merkezimize hayvan yavrusu bırakmasını sizlerle birlikte duyarlı davranarak ve yasal haklarımızı kullanarak engelleyeceğiz. 2. Kısırlaştırma operasyonlarımızı arttırarak agresif hayvan sayısını azaltacak ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde sokaklarımızı sessiz, sakin ve çok daha güvenli hale getirmiş olacağız. Daha önce burayı nasıl yenilediysek, nasıl bu modern haline kavuşturduysak yine çözümü biz bulduk. Yine sizden yetki alıp biz yapacağız. Çünkü bu işi yapmayı biz biliyoruz. Çünkü belediyeciliği, hizmeti biz biliyoruz. Kalın sağlıcakla.